Tekrar özür dilemek istiyorum yönetim kurulumuzdan, başkanımız adına da. Daha önceden biz 5 kilo anons ettik. Fakat değerli hocamızın imza günü vardı. İstanbul trafiğinden dolayı bu saate kadar kaldık. Sabırlarınız için, beklediğiniz için hepinize ve geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Kalpa Sanayicileri İş Adamları Derneği'nin tarafından düzenlenen bu söyleşimizi başarılı geçmesini ve hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Açılış konuşmaları yapmak üzere Başkanımız Nazmi Gökçeli'ye davet ediyorum. Adalet meselesinin
İkinci referanslarını daha çok göstermek göstermeye çalışacağım. Çünkü sosyal adalet, eşitlik, ekonomik adalet, sınıflar arası uçurum, hatta gider sınıfsız bir dünya, savaşsız barış olur, sınıfsız adalete dayalı bir dünya söylemlerini çokça dinlemişizdir. Belki de bunlara çok yakın kendinizi buluyor olabilirsiniz. Ben sizlere daha çok bu söylemleri ve özlemleri ki bunlar kadim insanlık özlemleri oluyor aynı zamanda dini kaynaklarını göstermeye çalışacağım. Dini kaynak derken ilk aklımda gelen tabii ki Kur'an-ı Kerim'dir. Arkadaşımız açış konuşmasında mevcut hükümetten bahsetti. Hükümetin icraatlarına kısaca değindi. Bizler mevcut hükümetle aynı siyasi ve dini kökten gelen insanlarız. Mesela Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hemşerimdir, ben de Kayseri'liyim. Kayseri'de bir daha tanışırız. Şu anda başbakanın danışmanlarının birçoğu bizim arkadaşımız. Hatta bazıları öğrencimizle sayılır. Bakanların birçoğunu tanıyoruz. Öteden beri Türkiye'de işte dini çevreler, İslami kesimler falan denilince akla gelen insanlar yavaş yavaş 1994'ten itibaren önce belediyeler, daha sonra giderek merkezi idare bu kesimin eline geçmeye başladı. Onlar Türkiye hazinelerinin başına oturdular tabiri caizse. Memleketin yarattığı yerüstü kaynaklarının, nüfus gücünün, devlet gücünün, kamu idaresini bunlar idare ediyorlar. Ancak bu idare şahsen benim beklentilerimi ifade eden bir ilahiyat, iktisat, tarih, felsefe, Kur'an tefsiri üzerine çalışan ve bu hususta şu ana kadar 20 tane kitap yazmış olan birisi olarak pek beklentilerimi yansıtmıyor. Bizim beklediğimiz şeyler bunlar değil. En çok çöktükleri alan bu ekonomik mesele. Yani bu sosyal adalet meselesine genel derecede Fransız durumda. Şu kadarını söyleyeyim. Benim bilgilerime göre peygamberin sahabelerin hayatından anladığına göre bir lider şu iki sebepten dolayı lider olma vasıflarını kaybeder. Birisinde şu iki özellik varsa ona bir ülkenin lideri olarak bakılamaz ve memleketin kaynakları ona teslim edilemez. Memleketin idaresi de ona teslim edilemez. Bir, kendi şahsına para biriktiriyorsa. İki, halkına yalan söylüyor. Kendi şahsına para biriktirme nasıl oluyor? Kamu imtiyazı kullanarak kendisine ve yakınlarına çıkar sağlamak. Kamu imtiyazı kullanarak. Kamu kaynaklarını kullanarak. İhale komisyonları alarak. İnsanlara imar yerleri açtırıp bunun karşılığında kendi bakanlarına iş takipçiliği yaptırarak kendi şahsına para biriktiriyorsa ondan lider olmaz. Ondan lider olmaz. İkincisi, de söylediğim gibi kamu imtiyazı kullanarak kişinin kendine para biriktirmesi her şeyden önce yetimin hakkını, yoksulun hakkını yemek almakla geliyor. İkincisi de yalan söylemek dedim. Bir lider kendi hakkına yalan söylüyorsa ondan lider olmaz. Şimdi bizim muktedirle yani memleketi idare eden başbakanla bu ikisi de var. Apaçık bir şekilde var. Bunu artık söyleme beraatını ve cesaretini kazanmış bulunuyor. Çünkü bunu söylediğim için benim mahkemeye verdi. Ben de 50 bin lira istiyorum şimdi. Ben de onlara dedim ki mahkeme yolunda daha mahkeme devam ediyor. Ne olacak sonuç belli değil ama benden para kalan yok. Boşuna uğraş.
yazarın serveti nedir? Kitap alınır. Ben de size 50 bin lira ceza verseniz, 50 bin lira kitap verin. Bütün teşkilatlar dağıtında İslam neymiş, devlet nasıl idare edilmiş, kamu adamı neymiş, biraz öğrenmiş. Aslında ben onları yazıyorum. Dedim. Böyle mahkemeler, savunmanın devam ediyor şu anda. Şimdi tezgah şöyle işliyor. Bir yere iman yeri mi açılacak? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oraya diyelim ki size AVM yapacak, tezgahınız nasıl yapacak? Oraya imar açacak. Gidiyorlar belediye başkanına. Belediye başkanı reis bilir diyor. Reis bilir. Tezgah böyle başlıyor. Sonra onun etrafında bir tüccar, bir büro oluşmuş. Böyle iş takipçiliği yapan bakanlar, ondan dolayı zengin olanlar, bizatihi AK Parti'nin içerisinde de buna karşı çıkan bir sürü insan var. Bu AK Parti yöneticilerin tamamını külliyenden üretilir demiyorum ama böyle bir şebeke var. Şebekenin başı bizatihi, başbakanın kendisi, bizatihi kendisi tüccar, bizatihi kendi eşi tüccar, bir hastane işine gidiyor, öbürü turnanta işine gidiyor, öbürü başka işlere gidiyor. Böyle bir tüccar bir aile yani, tüccar. Nereden ne kazanırız, nereye bindiririz? Öbürü kafası bunlara çalışan bir kişi ve aile tarafından şu anda Türkiye'ye yönetiyor. Böyle bir şey olamaz. Bir kamu adamı, bir başbakan, tüccar olamaz. Eğer tüccar olsa bile başbakanla başladığı anda itibaren bunu bırakmaz olur. Şimdi dini açıdan baktığımız zaman bir başbakan, bir ülkenin başbakanı, yedi sülalesi devletin garantisi altında en yüksek düzeyde emekli olacak. Ömrünün sonuna kadar devletin güvenliği ve eğitimi, sağlığı kendi yakınlarına garanti altına almış olmak üzere koruma altında olacak. Devletin evinde oturacak, devletin verdiği pasaportla gezip dolaşacak, devletin uçağına binecek, seyahat edecek. Her şey garanti altında yani. Kimseye ihtiyacı olmayacak. Devlet kendi başbakanını sessiz eder mi? Başbakanlıktan emekli ayrılan birisi ömrü boyunca 7 sürü arası 7 cetti garanti altında demek değil. Peki bu böyle olmasına rağmen bunun böyle olduğuna kendisi tarafından bilinmesine rağmen bir insan neden kendine tabi ettirir? Hem de kamu ihtiyacı kullanarak. Neden? Niçin? Yani korktuğu bir şey var desin, devlet zaten devletten memnun olsun. Üstelik de başbakanlık değil. Sebep ne? Şimdi baktığımızda Türkiye'deki hesaplarına hiçbir şey yokmuş gibi görünüyor. Yani Türkiye içerisinde hiç hesabı yok. Her şey dışarıda. Hepsi dışarıda. Biz bunların ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu hususta daha fazla derine dalmanı gerek yok. Bu kadar bir sürü yeterli. Bundan gider olmaz velhasıl ki. Bunun peşinden girilmez. Memleket buna emanet edilemez. Ben en son ikinci maddede yani yalan söylemek konusunda biraz umudum vardı. Ama bu kes olaylarla beraber o umudum da tamamen tükenmiş vaziyette. Çünkü başbakan çıktı ve kes olaylar sebebiyle halkının gözünün içine baka 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 yalan söyledi. Ve bu yalanı yönlendirme yoluyla çevresindeki insanlar onu yanlış yönlendirerek yapmadı. Bu yalanı bile bile yaptı. Bile bile. Dedi ki bunların yalan, bunların hassasları yok. Ama çok söyleyecek. Bu yalanı söyleyecek. Diyerek yalan söyledi. Ne gibi mesela? Camide iş işler. Camide iş işler. Ayakkabılarına girdi ve camide iş işler ve ellerinde görüntüleri var. Elimizde görüntüleri var. Bu cuma bunu yayınlayacağım dedi. Aradan 21 cuma geçti. Yani 22. cumaya gidiyoruz. Daha hala görüntüler ortaya çıkacak. Çünkü yalan. Aslı yok. Etrafındaki insanlar onu yanlış yönlendirmedi.
kendisine yapılan yönlendirmeye inanarak daha sonra gördü bunu yalan olduğunu ama orada söyleyemedi desek o da değil.